almış politikalarla Ar-Ge yapma potansiyeli en yüksek firmalarımız bile müteahhitliğe soyundu. Biz ise yatay sanayi politikası anlayışımızla sektörleri ayırmak yerine her sektörde rekabetçi olmayı ve rekabetçi kalmayı sağlayacak yetkinlikleri geliştirmeye odaklanacağız. Yani yatay alanlarda tüm sektörleri ilgilendiren ve iş ekosisteminin iyileşmesini amaçlayan aksiyonlar alacağız. Peki nedir bu yatay alanlar? Mesela sanayi 4.0 çözümlerinden faydalanmak ve rekabetçilik kaybı yaşamamak için dijital altyapıya yatırım yapacağız. Mesela internet bağlantısını yaygınlaştırıp hızlandıracak, aynı zamanda siber güvenlik konularında hızlı çözümler üreteceğiz. Mesela ulaştırma altyapısı yatırımlarımızı iller arası ticareti ve firmalarımızın dış pazarlara erişimini kolaylaştıracak şekilde çok modlu ve modlar arası taşımacılığa yönlendireceğiz. Ve en önemlisi de çalışanlarımıza mevcut mesleğinde farklı yetkinlikler kazandıracak meslek içi ve yüksek öğrenimi kapsayan köklü bir eğitim reformu gerçekleştireceğiz. İyi sanayi yaklaşımımızın son bileşeni ise inovasyon odaklı, ilerici bir politika anlayışı olacak. Biz İYİ Parti iktidarında elinde sopayla firmalardan vergi toplayan, ceza kesen, yapılan bağışları beğenmeyen, istediği firmaya istediği teşviği veren bu adaletsiz kamu yönetimi anlayışını terk edip firmaları yönlendiren, onlara danışmanlık hizmeti veren, kendini stratejik çözüm ortağı olarak konumlandıran, Türkiye'ye yakışır bir kamu yönetimi anlayışına geçeceğiz. Bunun için de eldeki tüm verileri kullanan dijital araçlar geliştireceğiz. Teşvik programlarını tasarlarken de hem teşvik öncesi etki analizi yaparak daha etkili programlar tasarlayacağız, hem de teşvik sonrası etki analizleri yaparak olası hatalardan ders almayı bileceğiz. Vereceğimiz teşvikler hem tedarik zinciri boşlukları hem de illerimizin yetkinlikleri gözetilerek bölgesel bazda olacak. Bölgesel bazda tasarlanacak. Böylece daha dirençli tedarik zincirleri oluşturacağız. İthal girdi bağımlılığını azaltacağız. Sektörel çeşitlenme kanalıyla bölge ekonomilerinin kırılganlıklarını azaltıp istihdam olanaklarını artıracağız. Biz sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınmanın özel sektörsüz olmayacağının farkındayız. Biz sanayicimizin, girişimcimizin, yatırımcımızın sorunlarının farkındayız. İşte o nedenle İYİ Parti iktidarında devlet, girişimcilerin, üretmek ve istihdam sağlamak isteyenlerin hizmetinde olacak. Aziz milletim, Yüce Allah şahit olsun ki iyi sanayi yaklaşımımızla Cumhuriyet tarihimizin belki de en büyük sanayi kalkınmasına imza atacağız. Türkiye'yi dış ticaret açığı veren bu sarmaldan çıkartıp teknoloji geliştiren, katma değerli ürün üreten bir üretim üssüne çevireceğiz. Ama belki de en önemlisi biz insanların siyasi kimliğine değil, aklına, fikrine ve projelerine itibar edeceğiz. Buradan sizlere söz veriyorum. İYİ Parti'nin her zaman projeleri olacak. İYİ Parti'nin her zaman çözümleri olacak. İYİ Parti'nin her zaman destekleri olacak. Ama İYİ Parti'nin hiçbir zaman kayırdığı yandaşları olmayacak. Çünkü biz her daim haktan, her daim milletimizden yanayız. Çünkü biz projeye değil ranta karşıyız. Değerli dava arkadaşlarım, çözüm üretmenin birinci koşulu dertleri bilmektir. Sarayın duvarlarına hapsolursanız milletin ne derdi var bilemezsiniz. Bilmediğiniz dertlere derman da olamazsınız. İktidarın aksine biz siyasetimizin merkezine milletimizi koyduğumuz için milletimizin dertlerini dinliyor ve çözümler üretiyoruz. Nitekim her hafta Türkiye'nin önüne yeni çözümler koymaya devam edeceğiz. Yalnız burada altını çizmek istediğim önemli bir nokta var. Biz ortaya vaat koymuyoruz. Biz çözüm üretiyoruz. Ben ÖTV'yi kaldıracağım dediğinizde bu bir vaattir. Ben vergileri düşüreceğim dediğinizde bu bir vaattir.
Ben adil olacağım dediğinizde bu bir vaattir. Ben şeffaf olacağım dediğinizde bu bir vaattir. Ama aynı Artagan projesinde yaptığımız gibi ÖTV'yi hangi kaynakla nasıl kaldıracağınızı, vergileri hangi kaynakla nasıl düşüreceğinizi söylerseniz bunlar artık vaat olmaktan çıkar, çözüm olur. Mesela aynı iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimizde yaptığımız gibi kuvvetler ayrılığını, adaleti ve hesap verebilirliği nasıl sağlayacağınızı ortaya koyarsanız bunlar artık vaat olmaktan çıkar, çözüm olur. Mesela okullarda bütün öğrencilerin karnını doyuracağız demek bir vaattir. Ama aynı Rüzgar Gülü projemizde yaptığımız gibi 15 milyon öğrencimize kahvaltı ve öğle yemeği vermenin maliyetini ve faydalarını madde madde ölçüp ortaya koyarsanız 15 milyon öğrencinin sağlıklı beslenmesini sağlamak da artık bir vaat olmaktan çıkar, çözüm olur. Mesela sanayiye destek olacağım demek de yine bir vaattir. Ancak bu desteği aynı bugün sunduğumuz iyi sanayi yaklaşımı gibi somut bir planla ortaya koyarsanız bu da bir vaat olmaktan çıkar ve bir çözüm olur. Ez cümle bizim siyaset anlayışımızda esas olan çözümdür. Çünkü vaat bir niyet, çözüm ise gerçektir. Milletimiz artık vaatlerden sıkıldı. Tutulmayan sözlerle yeteri kadar oyalandı. Milletimiz artık gerçekleri duymak istiyor. Dertlerinin çözülmesini bekliyor. İşte bu yüzden millet bizi çağırıyor. Türkiye'nin iyi ve cesur insanları. Şunu unutmayın ki iktidar olmak bir anlayış meselesidir. İktidar olmak bir iddia meselesidir. İktidar olmak bir çalışkanlık meselesidir. Ve Rabbime şükürler olsun ki İYİ Parti artık Türkiye'nin de facto iktidar partisidir. Çünkü onlar milletin içine çıkamazken biz milletimizle omuz omuzayız. Çünkü onlar hamasetle, gıybetle, iftirayla, hakaretle vakit öldürürken biz çözümlerimizle, projelerimizle geliyoruz. Çünkü onlar yan gelip yatarken biz canla başla milletimiz için çalışıyoruz, ayakkabılarımızı eskitiyoruz. İşte o nedenle biz artık ufukta görünen seçimlere aynı iktidardaymışız gibi çalışarak girecek ve Allah'ın izni milletimizin de teveccühüyle iktidar olarak çıkacağız. Çünkü bizim ülkümüz milletimiz için adalet, bereket ve huzur ülküsüdür. Bizim davamız cennet vatanımız cennet kalsın davasıdır. Bizim yolumuz hak yoludur, hakikat yoludur, millet yoludur. Bizim yolumuz Ömer'in yoludur. Bu kutlu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun. Rabbim emeklerimizi ibadet saysın. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sağ olun.